Merhaba gençler. Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı'nın sizler için hazırlamış olduğu YKS Kampı 2023 ile birlikteyiz. Ben biyoloji öğretmeni Murat Doğan. Bu haftaki dersimizde sizlerle endokrin sistem konusunu inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Endokrin bezler ve salgıladıkları hormonlar ilk olarak buna bakalım. Vücuttaki faaliyetleri kontrol eden kimyasal habercilerle iletişim kuran denetleyici ve düzenleyici sistemin parçasına endokrin sistem adını veriyoruz. Endokrin bezler salgıladıkları hormonları bir kanal olmaksızın doğrudan kana verirler. Yani baktığımızda endokrin sistem hormon olarak adlandırdığımız salgısını ne yapacaktır? Doğrudan kana verecektir. Özel bir kanalla hedef dokuya ulaştırma olayı burada yok. Hormonlar kan yoluyla hedef hücrelere taşınır. Fizyolojik yanıtları başlatır. Peki hormon dediğimiz aklımıza ne gelmeli? Hormonların özellikleriyle ilgili. Hadi gelin birlikte bakalım. Endokrin bez, iç salgı bezi tarafından üretilip kana verilen kimyasal uyarıcılardır. Kanda belirli bir seviyeye geldiklerinde fonksiyonlarını gösterebilirler. Miktar olarak baktığımızda bir seviyeye geldiğinde ne yapabilirler? Miktarın belli bir noktanın üzerinde etkisini gösterebilirler. Fazla ya da az salgılanmalar halinde bazı anormalliklere, hastalıklara sebep olurlar. Organik moleküllerdir. Polipeptit, aminoasit, steroid farklı yapılarda bulunabilirler. Bazıları bütün vücut hücrelerini, bazıları ise belirli bir organı uyarır. Örnek verelim, somatotropin hormonu, işte büyüme hormonumuz tüm hücrelere etkederken baktığımızda tiroid stimüle edici hormonumuz sadece tiroid bezini uyarıyordu. Görevini tamamlayan hormonlar etkilediği hedef hücrede ya da karaciğerde parçalanırlar. Farklı bezlerden salgılanan farklı hormonlar aynı organı aynı yönde etkileyebilir. Peki şimdi endokrin sistemin şöyle bir genel çerçevesine baktığımızda 1. İşimizin başında temelinde hipotalamus ve hipofiz bezi var. Çünkü hipotalamus ve hipofiz bezi diğer endokrin bezlerin çalışmasını düzenler. Tiroid bezimiz hemen nerede olduğunu gözlemleyebiliyorsunuz. Pankreas aynı zamanda karma bir bezdir, hatırlayalım. Sindirimde ne yapacaktır arkadaşlar? Bizim için enzim üretecektir. Testis ovarium, üreme ile ilgili organlar. Adrenal bezler yani böbrek üstü bezlerimiz. Timüs ve epifiz bezi. Şimdi bu bezleri görevleriyle birlikte kısaca inceleyelim. Hipotalamus ilk olarak buna bakalım. Beyinden ve vücuda yayılmış sinirlerden aldığı uyarıları iki türlü salgı üretecek. İki tane uyarı alacak. Birinci tür salgılarını hipofizin arka lobuna taşır. Gerektiğinde buradan kana salgılar. Bu hormonlar işte ADH ve oksitosin hormonlarıdır. İkinci tür salgıları ise hipofiz bezinin ön lobunun çalışmasını düzenleyen RF releasing faktör, salgılatıcı faktör ve hormon salgılanmasını durduran engelleyici hormonlardır. Kısacası bir, kendisi incelediğimizde ADH oksitosin üretiminde görev alıyor. İki, hipofiz bezinin çalışmasını dolayısıyla diğer endokrin bezlerin çalışmasını düzenliyor. Hormonlar çoğunlukla endokrin bezler, epitel hücreleri tarafından üretilirler. Ancak bazı sinir hücreleri de hormon üretebilir. Biraz önce yukarıda yaptık. Hipotalamus'taki örnek olarak verdik. Hipofizin arka lobunda salgılanan hormonlar hipotalamus'ta üretilir. Ve biz bunlara ne diyoruz bu yüzden? Nörohormon adını veriyoruz. Burada kimi gözlemliyoruz? Şöyle büyük büyütülerek gösterilmiş şekilde hipotalamusumuz ve buna bağlı hipofiz bezinin ön lobu. Bakın burası ön lob ve arka lob şeklinde karşımıza çıktı. Peki hemen şöyle bir hipofiz bezimizin salgıladığı hormonlara bakacak olursak. O sağ kısımda gördüğümüz STH, adrenokortikotropin hormonu ACTH, FSH, LH, LTH, MSH baktığımızda bunlar ön lob hormonlarımız. Arka lob yani aslında kimin incelediğimde hipotalamustaki nöro hormonlarımıza baktığımızda ADH ve oksitosin olarak karşımıza çıktı. Kısaca görevlerini şöyle bir özetleyelim. Hepsini bir arada görelim isterseniz. İlk olarak ön lobdan salgılanan, şöyle zaten ön lobları büyük ve siyah kareler şeklinde gösterdim arkadaşlar. Arka lob sol tarafta gördüğünüz gibi kırmızı alanda yer alıyor. Öncelikle ön lobdan salgılanan hipofizin hormonlarına bakalım. STH somatotropin hormon. Büyüme hormonumuzdur. Uzun kemiklerin uzamasını sağlar. O uzun kemiklerin yapısında bulunan epifiz plağını uyarır ve böylece büyümeyi
protein miktarının artışını uyarır. 2. ACTH, adrenokortikotropin hormonu. Bakın adrenal korteks, yani böbrek üstü bezlerinin kabuk bölgesini ne yapıyor? Uyarıyor. Buradaki hormonların salgılanmasını düzenliyor. FSH ve LH incelediğimizde testislerde ve yumurtalıklarda üreme hücrelerinin üretimini uyarır, olgunlaşmasını sağlar. İncelediğimizde yine bakacak olursak MSH deride melanosit stimülatör hormon, deride ne yapacaktır? Melanin pigmentinin dağılımını kontrol edecektir. TSH tiroid stimülatör hormon, tiroidi uyaracak ve onun tiroksin hormonunun üretmesini, miktarını düzenleyecektir. Burada ADH antidiüretik hormonumuz suyun böbreklerden geri emilimini düzenler. Ve oksitosin ise doğumda uterus kaslarının ritmik olarak kasılıp gevşemesini ve süt bezlerinden sütün salgılanmasını sağlar. Burada iki tane hormonumuz var. Süt bezlerinin gelişimi ve süt yapımını prolaktin LTH uyarırken doğumdan sonra sütün serbest kalmasını baktığımız zaman süt kanallarına geçmesini oksitosin uyarır. Peki. Yakından baktığımızda dedik ki STH, ACTH bu iki hormonumuz hipofizden salgılanır. Büyüme ve adrenokortikotropin hormon adrenal korteksin çalışmasını sağlar. FSH, LH üreme hücrelerinin üretiminde etkindir. Deride MSH, melanosit stimülatör hormon ne yapacaktır? Melanin pigmentinin üretimini sağlayacaktır. Yine tiroid stimülatör hormonumuza baktığımızda ne gözlemleriz? Tiroid bezinin çalışmasını uyardığını gözlemleriz. Tiroid bezi iki tane temel salgısı var. İki tane temel hormonu var baktığımızda ürettiği. Birincisi tiroksin, ikincisi kalsitonin. Tiroksin için baktığımda tiroid bezindeki tiroksin hormonu TSH'ın etkinliğiyle çalışır. Onun kontrolünde çalışır. Yapısında iyot bulunur ve tüm hücrelerde tüketilen oksijen miktarını ayarlar. Yani metabolizma hızını düzenler. Tiroksin artarsa metabolizm hızı artar. Eğer kandaki miktarı belirli bir düzeyin üzerine çıkarsa, örnek veriyorum, hipotalamus emri verdi, TRH'la ne yaptı? Tiroid stimülatör hormon geldi, tiroid bezini uyardı, tiroksin hormonu üretildi. Tiroksin hormonu kanda belli bir miktarın üzerine çıkarsa, işte o zaman negatif feedback uyarıyla beraber ne yapacaktır? Bizim TSH üretimimiz durdurulacak. Buna bağlı olarak da tiroksin miktarı normal düzeye inecektir sağlıklı bireylerde. Kalsitonin ise bakın ad üzerine kalsitonin, hemen yazıyorum. Kalsitonin kandaki kalsiyum miktarını indirir, yani azaltır. Demek ki kandaki normal kalsiyum seviyesi burası olsun. Kanda kalsiyum yükselince, artınca kim uyarılıyor? Tiroid bezi. Hangi hormonu üretiyor? Kalsitonin. Kalsitonin hormonu etkinliğiyle kemikteki kalsiyum ne yapacak? Artacak. Yani kandan kemiğe kalsiyum geçecek ve yine böbreklerden kalsiyumun geri emilimi incelediğimiz zaman buradaki azalacak ve kandaki kalsiyum miktarımız normal seviyeye inecek. Çünkü 1. fazla kalsiyum kemiğe gönderdik. 2. böbreklerdeki kalsiyum geri emilimini azalttık, yani idrar attık. Dolayısıyla fazla olan kalsiyum ne yaptı? Miktarımız normal seviyeye indi. 2. tiroid üzerinde bulunan, bakın hemen şurada, paratiroid bezlerimiz. Paratiroid bezinin tek bir tane hormonu var bizi ilgilendiren ve parat hormon. Bu tek hormon ne iş yapar? Biraz önce kalsiyum metabolizmasını düzenlerken yükseldiğinden bahsetmiştim. Artınca kalsiyum miktarı normal seviyenin üzerinde ne yapmıştı? Kalsitonin devreye girmişti. Şimdi normalden düşük ise kim devreye girecek? Parat hormon. Parat hormon kimin hormonu? Paratiroid bezi tarafından üretilen bir hormon. Kanda kalsiyum miktarı normal seviyenin altına düşünce paratiroid bezi uyarılır. Parat hormon salgılanır. Bu sefer bakın kemikteki kalsiyum yıkılıp kana geçer. Kandakini artırmaya çalışıyoruz ya. Yine bağırsaklarda ve böbreklerde kalsiyum emilimi artar. Böbreklerde kalsiyum geri emilimi artar. Bağırsaklardan emilimi artar. Böylece kandaki kalsiyum miktarı arttığı için kalsiyumumuz kanda normal seviyeye yükselmiş olur. Hadi özetleyelim. Tekrar iki olayı birleştirelim. Kanda kalsiyum normal seviyenin üzerine çıkarsa tiroid bez uyarılır. Kalsitonin hormonunu salgılar. Kalsitonin ne der? Kandaki kalsiyuma in der.
Nasıl indirir? Hemen kandan kalsiyumu kemiklere gönderir ve böbreklerde kalsiyumun gerilimini azaltır. Ve böylece kalsiyum normal seviyeye kanda iner. 2. Eğer normal seviyenin altına indiyse kalsiyumumuz, işte o zaman düşük seviye var demektir. Hemen paratiroid bezi uyarılır. Parat hormon sentezlenir. Bu sefer ne yapacağız? Yükseltmeye çalıştığımız için kemikteki depolanan kalsiyum kana verilecek ve böbreklerden kalsiyumun geri emilimi artarken bağırsaklardan kalsiyum emilimi artacak. Bunun sonucunda da kandaki kalsiyum miktarı arttığı için normal seviyeye gelmiş olacaktır. Bu kalsiyum metabolizmasının düzenlenmesiydi. Peki başka hangi böbrek üstü bezi adrenal bezlerimiz var? Adrenal bezler incelediğimizde hemen böbrekle doğrudan bağlantısı olmayan ne var burada arkadaşlar? Böbreklerin üzerinde bulunuyor konum olarak. Böbreğin üzerinde bulunan ve kabuk korteks ve öz medulla olarak iki bölümden oluşan bir bezimiz. Bu bezde korteks kısmında aldosteron, kortizol ve androjenler üreme hormonlarımız ve öz medulla bölgesinde ise epinefrin, norepinefrin, diğer deyişle adrenalin, noradrenalin ne yapılır? Üretilir. Hemen kısaca bunu bir özetleyelim. Baktığımızda biz biraz önce sizler için dedik ki korteks kabuk bölgesinde kim var? Kortizol var. Kortizol strese karşı direnç sağlama ve bağışıklığın baskılanmasında özellikle bu alerjilerde ne yapar? Kullanılır tedavi amaçlı. Kortizol aminasitlerden ve trigliseritlerin yıkımından oluşan gliserolden glikoz sentezini düzenler. Yani aslında protein ve yağlardan ne yapıyor baktığımız zaman? Glikoz dönüşümü gerçekleştiriyor. Yine kortizol için baktığımızda kan şekerini artırdığını, şimdi söyledik zaten biz, glikoz kan şekerimiz arttı, kan basıncını artırdığını, ağrı duyarlılığının azaldığını, serotonin salgısının azaldığını, bağışıklığı baskıladığını, alerjik özellikle reaksiyonlarda ilaçların yapısına vardır, hafıza ve dikkati artırdığını kortizolun biliyoruz. Hocam kortizol miktarı kanda normal seviyenin üzerine çıkarsa o zaman ne olur? Hemen bakalım. Adrenal bezden kortizol salgılandı. Eğer normal seviyenin üzerine çıktıysa ne yapacak? Negatif feedback, negatif bildirim. Hemen hipotalamusa diyeceğiz ki çok fazla oldu miktarı. Ne yapar? Hipotalamus hipofiz bezini uyarır. Hipofiz bezi adrenokortikotropin hormon, adrenal korteks uyaran hormon kabuk bölgesini der ki artık üretme. ACTH üretimi durunca adrenal bezden kim üretimi durur? Kortizol üretimi durur. Böylece kortizol miktarı normal seviyeye gelir. Peki aldosteron? Aldosteron deyince aklımıza kan gelmedi. Kan incelediğimizde biraz daha farklı bir yazımla yazayım. Şöyle. Burada potasyum ve tersten sodyum okuyun arkadaşlar. Na ve potasyum. İncelediğimiz zaman böbreklerden sodyum ve suyun gerilimini potasyumun atılmasını sağlar. Hemen şöyle yapıyorum. Kandan potasyumu atıyor dışarıya. Sodyum bakın ters yazıldı. Na ters yazıldığı için geri emiyor, geri kazanıyor. Kandaki potasyumun atılımını sodyumun ise geri emilimini sağlar. Ve suyun da aynı zamanda buna bağlı olarak geri emilimi gerçekleşir. Su geri emildiği için de kan hacmi ve basıncı da artırılmış olur aldosteron hormonuyla birlikte. Peki incelediğimiz zaman bir de dedik ki korteksten bunlar vardı. Korteksten aslında 3 tane hormon saydık biz. 1 dedik ki kortizol. 2 incelediğimizde aldosteron. 3 androjenler. Androjenleri biraz önce biz size ifade etmeye çalıştık. En son konunun sonunda bir kez daha toparlayacağım. Öz medulla hormonları ise öz bölgesinden salgılanan böbrek üstü bezlerinin. Adrenalin, noradrenalin, epinefrin, norepinefrin aynı hormonlarımız. Adrenalin için baktığımızda stres durumlarında enerji üretimi ve kullanımını sağlar. İşte savaş ya da kaç pozisyonunu kim sağlıyor? Adrenalin sağlıyor. Algılanan tehlike karşısında kalp ritmini hızlandırır, kan basıncını artırır, göz bebeklerini büyütür. Olağan dışı duruma vücudumuzun uyum sağlamasını sağlar. Buna bağlı olarak oksijen tüketimi artar. Karaciğerde glikojenin glikoza dönüşümünü sağlar. Böylece yine kandaki glikoz miktarını artırır. Noradrenalin, adrenaline benzer bir etkisi vardır. Aman zıt değil, benzer bir etkisi vardır. Noradrenalin kılcal damarları daraltır ve kan basıncını artırır. Kalp atışını yine hızlandırır. Glikojeni yine glikoza dönüştürür ve vücut sıcaklığını artırır. Pankreasımız diğer bir bezimiz. Pankreas için baktığımızda bizim için
karma bir bez olduğunu ifade edebiliriz. Enzim ve hormon üretebilir. Langerhans alıcıklarından insülin ve glukagon işte alfa ve beta hücrelerinden ne yapılacaktır? Üretilecektir. İlk hormon olarak şuna bakabiliriz biz insülin hormonumuza. İnsülin hormonu ne yapacak? Kandaki yükselen şekeri, glikoz miktarını normal seviyeye indirecektir. Ve glukagon buna zıt etki yaparak düşük olan glikoz seviyesini normal seviyeye çıkaracaktır. Hemen birlikte bu evreye bir bakalım, yakından bakalım. Pankreasın beta hücrelerinde kim üretilecek? İnsülin. Ne zaman? Glikoz düzeyi yükseldiyse. Genelde yemekten sonra. Kan şekerimiz yükseldi. Pankreas uyarıldı. İnsülin üretildi. İnsülin hücrelere glikoz geçişini kolaylaştırır. Böylece kandan hücrelere glikoz geçtiği için kan şekerimiz normal seviyeye iner. Yine karaciğerimizi uyarıp glikozların kime dönüşümünü, glikojene dönüşümünü uyarır. Böylece insülin kandaki fazla glikozun normal seviyeye inmesini sağlar. Hemen bakalım. Glukagon, zıt çalışan glukagon ise kan şekeri normal düzeyin altındaysa, düştüyse pankreas yine uyarılacak. Bu sefer incelediğimiz zaman dedik ya, alfa hücrelerimiz glukagonu sentezleyecek. Glukagon etki olarak ne yapacak? 1. Karaciğerde insülin tam zıttı. Depo edilen glikojenin kime dönüşümünü? Glikoza dönüşümünü sağlayacak. Glikoz kana verildiğinde kan şekerimiz normal seviyeye ulaşmış olacak. Şimdi eşeysel bezlere de baktığımızda biz onlara dişlerde yumurtalıklar, erkeklerde testisler, gonadlar olarak adlandırılan eşeysel bezler. 1. Öncelikle yumurtalık hormonlarına bakalım. 2 tane temel hormon göreceğiz. Östrojen, progesteron. Östrojen ikincil eşeysel özelliklerin, işte daha ince bir ses yapısı, narin bir vücut yapısı, ergenlik değişiminde gözlemliyoruz. Yine rahim duvarında mitoz bölünmeyi artırdığını gözlemliyoruz. Progesteron ise rahim duvarındaki kılcal damarların ağını zenginleştiriyor. Rahim duvarını kalınlaştırarak embriyonun tutunması için uygun bir ortam sağlayıp hamileliğin devamını sağlıyor. Korpus luteumdan ve hamilelikte de plasentadan kim? Bizim baktığımızda östrojen ve progesteron salgılandığını biliyoruz. Testislerde de Leydig hücrelerinden salgılanan en önemli hormonumuz testosteron. Testosteron sperm oluşumu, spermle olgunlaşması ve erkeklerde ikincil cinsiyet karakterlerinin, yani işte ses kalınlaşması, sakal bıyık oluşumu gibi değişimleri gerçekleştiriyor testosteron hormonumuz. Peki. Bir de feedback mekanizmamıza bakalım tekrar. Hipotalamus'ta geri besleme, geri bildirim mekanizmaları sürekli hormon miktarının normal seviyede kalmasını sağlıyor. Mesela hipotalamus hipofiz bezini uyarır. Tiroid stimülatörü hormon sentezlenir. O tiroid bezini uyarır. Tiroid bezi tiroksin hormonu salgılar. Tiroksin kanda belli bir değerin üzerine çıktığında hemen negatif feedback'le ne yapar? Der ki artık TSH üretmeyelim, dursun. Benzer bir yapıyı biz adrenokortikotropin hormonla kortizol arasında gözlemliyoruz. Kortizol miktarı mesela azaldığında hemen hipofiz ne yapacaktır? ACTH'ın üretimini sağlayacak. ACTH adrenal bezleri uyarıp kortizolun üretimini gerçekleştirecek. Miktar fazlalaştığında tam tersi bir olay gerçekleşir. FSH ile östrojen arasında, LH ile progesteron arasında, yine LH ile testosteron arasında da benzer bir geri bildirim olduğunu biliyoruz. Hadi birkaç tane de soru çözelim. Adrenal bezlerden salgılanan hormonlarında hangileri kan glikoz düzeyini artırıcı etki gösterir? Bu hormonlardan hangileri kandaki glikozun seviyesini artıracak diyor. Bakalım, kortizol, hatırlayalım, yağlardan, proteinlerden ya da amino asitlerden ya da yağ asitlerinden kime dönüşüm? Glikoza dönüşüm gerçekleşecekti. Öyleyse amino asit ya da yağ asitlerinin glikoza dönüşümü gerçekleşiyor ise glikoz miktarı artar mı? Artsa. Adrenalin. Yine adrenalin ne yapacaktı arkadaşlar? Kandaki glikoz seviyesinin miktarının artmasını uyaracaktı. Aldosteron. Aldosteron deyince aklınıza kim gelecekti? Kan. Potasyum atımını, sodyumun geri bildirimini sağlayacaktı. Yine suyun geri bildirimini de gerçekleştirecekti ama glikoz üzerine doğrudan bir artırıcı etki göremiyoruz. Öyleyse hangileri artırıcı etki gösterir dediği için 1 ve 2 C seçeneği doğru cevabımız. Kan glikoz düzeyinin ayarlanması şematik olarak verilmiştir. Etkili hormonlar. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılamaz? A. Kan glikoz düzeyi
pankreas tarafından düzenlenir. Bakıyoruz, pankreas organımız insülin ve glukagon hormonlarıyla kan şekerini düzenler. Birinci öncül yani A doğru oldu. B, insülin ve glukagon hormonları zıt etki gösterir, antagonist etki gösterir. Evet, çünkü insülin kan şekeri normal seviyeye düşürürken glukagon kan şekerini normal seviyeye yükseltir. Biri düşürdü, biri yükseltti. Öyleyse zıt etki gösterdi. C, kan glikoz düzeyi normalin üzerine çıktığında insülin salgısı artar. Normalin üzerine bakalım, kan seviyesinde çıktığında pankreasta beta hücrelerinde insülin üretildi. Öyleyse kan glikoz düzeyi normal üzerine çıktığında insülin miktarı artar ki ne yapsın? İnsülin glikozun hücrelere geçişini artırsın ve glikozu karaciğerde glikojen olarak depo edip normal seviyeye düşürebilsin. Doğrudur. Glukagon hormonu glikojenin hidrolizini katalizler. Şimdi katalizler, katalizör, biyolojik katalizör, biyolojik katalizör. Kimdi bu? Hatırlayın, enzim. Yani glukagon hormonu bir enzim mi ki glikojenin yıkımını, hidrolizini katalizlesin? Hayır. Sadece ne yapıyor? Hormon fizyolojinin düzenlenmesinde etkili bir enzim değildir. Öyleyse bu katalizleme işi enzimlerin görevidir, hormonların değil. E, karaciğerde glikojen miktarı pankreas hormonları tarafından düzenlenir. Evet, pankreas baktığımız zaman ne yaptı? İnceleyecek olursak, insülin ve glukagon hormonlarıyla kan şekerini düzenledi. Hangisini ulaşılamaz dediği için doğru cevabımız D seçeneği. Evet, kıymetli gençler, sizlerle bu hafta endokrin sistemle ilgili kısa bir konu anlatımı ve soru çözümleri yaptık. Hepinize başarılar diliyorum.